Bakalım ayrılacaklar mı, boşanacaklar mı, yeniden birlikteler mi diye tartışmalar yapılıyordu. En son Kenan Doğulu'nun kız kardeşinin doğum gününde bir araya geldiler, görelim. Beren Saat'le Kenan Doğulu'dan ayrıldık iddiasını boşa çıkaran poz. Beren Saat'le 5 yıl önce Malibu plajında görkemli bir düğünle evlenen ünlü popçu Kenan Doğulu'nun ayrılacağı iddiası aylardır gündemden düşmüyor. Ayrılık iddiasını Beren Saat'in 35. yaş gününü kutladığı 26 Şubat günü sosyal medyadan yaptığı paylaşım başlattı. Ünlü oyuncunun 19 yaşındayken motor kazasında kaybettiği ilk aşkı Efe Güray'ı andığı ve ayak bastığım en karanlık doğum günüm, bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelen her derde gülmekteyim şeklinde okuyanları şaşırtan satırları eşi Kenan Doğulu'yla boşanacağı yorumlarına neden oldu. Beren Saat'in paylaşımın hemen ardından Kenan Doğulu'dan bir konser çıkışı, konuyla ilgili ne boşanması, aramızda hiçbir problem yok, bu tür dedikodulara da zaten alışkınız. Benim bunu belki 20. duyuşumdur açıklaması geldi. Ancak buna rağmen Beren Saat kameralara zaman verin düşüneyim gibi kafaları karıştıran açıklamalar yapmaya ve moralsiz görüntüler vermeye devam etti. Çok kısa hemen konuşsak ne birazcık. Ne olur konuşmayalım ya. Çıkan haberler hakkında fotoğrafları sildiniz. Ne olur bana sildiniz. Biraz müsaade edin ya. Aynı günlerde sosyal medya sayfasından birçok fotoğrafını silen ve alyans takmamasıyla da gündeme gelen Beren Saat son olarak 28 Mart'a boşanma davası tarihi aldığı haberleri üzerine sessizliğini bozdu. Başrolünü oynadığı Atiye dizisinin Nişantaşı'ndaki setinin çıkışında boşanma iddiaları sorulunca ünlü oyuncu "yok öyle bir şey" yanıtını verdi. Bu açıklamaya rağmen Beren Saat'in Hisarüstü'nde 4+1 büyüklüğünde deniz manzaralı bir daire kiraladığı ve 6.000 lira kapora yatırdığı öne sürüldü. Geçen günlerde Cihangir'de boşanma iddiasıyla ilgili sorulara "şimdi yeri ve zamanı değil, konuyu kapattım" yanıtını veren ünlü oyuncu, hafta sonu ise eşi Kenan Doğulu'yla Beykoz'daki evinde görümcesi Canan Doğulu için doğum günü partisi düzenleyerek ayrılık söylentilerine son noktayı koydu. Beren Saat, görümcesi Canan Doğulu'nun doğum gününde çekilen fotoğraflarda aylar sonra eşi Kenan Doğulu'yla yan yana görüntü vererek haklarındaki ayrılık iddiasını da boşa çıkarmış oldu. Parti sen gülünce başlasın, sen canımdan içerisin. Beren Saat, görümcesinin doğum gününde arasının bozuk olduğu iddia edilen kayınvalidesi Serpil Doğulu'yla da bir araya geldi. Öte yandan Serpil Doğulu'nun gelini Beren Saat'le 26 Şubat'taki doğum günü kutlamasında da sarmaş dolaş görüntü verdiği ortaya çıkmıştı. Ay çok sevindim, barışmışlar. Aferin Kenan, sen bu işi yapabilmişsin. Seni tebrik ediyorum. Hiç ümidin yoktu galiba Kenan'dan. Kenan'ın babası çok erken yaşta kaybettiler Kenan'ın babasını. O yüzden buradaki erkek çocuklar anneye sahip çıkarak, annenin çalışarak annenin arkasında durdular. Yurda Erdoğulu çok önemli bir müzisyendi. Çok önemli, çok değerli. Ve iki de gerçekten iyi müzisyen oğlu oldu. Şimdi ne oldular? Yani bir şekilde o annene ne derse bugüne kadar onu yaptılar falan. Sonra Kenan tabii aşık oldu. Bütün aslında ailenin yükü Kenan'ın üstündeydi. Onu sırtlamış, onu işte kendini o anlamda şey seçmiş, yani kurban seçmiş. Kurban seçmiş derken her ailede birisine dersin ki işte aman sen bizim paşamızsın, atamızsın, öyle yapar. O da kendini ne yaparsa yapsın o yeni eve ait hissedemez. İlla ki aman onlara da bakayım, onlar da ne derse onu da kırmayayım. Şimdi annesine karşı böyle bir ezilimi vardı bence Kenan'ın. O yüzden de baştan beridir annesinin Beren'i istememesi olmasına veyahut da çıkarılan problemlere çok fazla elini masaya vuramadı. Öyle gözüküyordu. Çünkü bu kız şimdi mutluysa, madem bu kadar yüzünde şu anda güller açıyorsa, hayatımın en karanlık doğum günü diye yazmazdı. Bunlar çok büyük problemler yaşadılar. Ama burada Beren aynı benim Yaşar gibi
sinirlendiği anda resimleri kaldırıyor, onu yazıyor, bunu yazıyor. Yani o psikolojisini oraya veriyor. Kenan da daha geride kaldı. Kenan hiçbir şey konuşmadı farkındaysan. Evet. Hiçbir şey söylemedi, etmedi. Aralarında çözdüler. Bak ne güzel bu fotoğraflar, yeni fotoğraflar değil mi? Doğum yeni günü fotoğraflar, doğum günü. Canan Doğulu, Kenan Doğulu'nun kız kardeşi Canan Doğulu'nun doğum gününde bir araya geldiler. Kayınvalide Serpil Doğulu, evet. Kenan ve Ozan'ın annesi. Çok mutlu oldum gerçekten. Ama bugüne kadar da onların birbirlerine sarf etmiş olduğu ne annesinin değil mi çıkıp veren için ağzından böyle kötü bir şeyler söylemedi herhalde değil mi? Hiç söyledi mi? Ben söylemedi. Sadece ve sadece ne demişti? Şeyi söyledi. Ne söylemişti? Kendileri bilir falan gibi, ben buna karışmam gibi bir şey dedi değil mi? Nasıl siz daha iyi evet, bilirsiniz? Yok, kendileri bilir. Kendileri bilir, yani. Genel çok hadli evet, ve evet. Mesafeli bir cevap. Yani evet, bir şey hani yapmadım. Bir hakarete varan bir şeyler yok, yapmadılar değil mi birbirlerine? O yüzden yüzüne bakabiliyorlar. Ben mesela başından beri, ya, şimdi Efe Güray'ın 19 yaşında gerçekten büyük bir aşkla bağlı olduğu sevgilisi Efe Güray'ı kaybetmişti 19 yaşında Beren Saat. Şimdi o fotoğrafı koyup ondan sonra düğün fotoğraflarını kaldırıp her şey öyle başladı. Ama onu evliyken yapmadı diye biliyorum ben. He? Ya evliyken yapmadı o çocuğun fotoğraflarını. Daha evliyken ya işte daha yeni yaptı ya. İşte bu tartışmanın hepsi oradan başladı zaten. O fotoğrafı koydu. Ondan sonra doğum gününde 26 Şubat'ta koydu. O fotoğrafı koydu. Ondan sonra o fotoğrafın üzerine Kenan'la olan bütün fotoğrafları kaldırdı. Tek bir karesi kaldı. Evlilikten, düğünden tek bir karesi vardı. Onları kaldırınca tabii ki bu meseleler tartışılmaya başlandı. Ondan sonra defalarca Beren'e soruldu. Şimdi konuşmayayım, bilmem ne yapmayayım, tabii sonuçta şey bir yapmayayım. Res çekti bak. Ben yani, res çekti. Kenan da bu işi ya dedi toparla bu işi. Bak şimdi nereden anlıyorum biliyor musun? Bu fotoğraftan anlıyorum. Kayınvalidesine sarıldığı fotoğraftan. Bu 26 anlıyorum. Şubat. Bu Beren'in bir dakika durduralım arkadaşlar. Evet. Bu şimdi çok medyada şey yapan bir fotoğraf değildi. Öne çıkan bir fotoğraf değildi. Çünkü hani ilk kez bir araya geldi diye yorumcusunun Canan Doğulu'nun doğum gününden fotoğraflar çıktı. Bak bunlar Canan Doğulu'nun yeni bunlar. Bunlar önceki. Ama gibi. Annesi de orada işte. Annesi de orada. Ama evet. Daha önce de 26 Şubat'ta da zaten yan yanaymışlar. Bu yeni Canan Hanım'ın doğum zaten günü. Zaten hayatım bundan 20 gün önce falan bir ay önce artık bunlar çözüldü iş. Bence Kenan ilk defa elini masaya vurdu. İşte bu fotoğraf. 26 Şubat'ta Beren'in doğum günü bu. Şimdi mesela bu fotoğrafın sızdırılması veya da bu fotoğrafın bize gelmesi isteseler gelmezdi. Ben geçenlerde işte kayınvalidemle yemek yedim. Fotoğraf çektirmek istemedim. Ve gelmedi size o fotoğraf. Şimdi bu fotoğraf bu fotoğraf bize geldi. Bu ne demek biliyor musun? Bizim aramızda bir şey yok. Bu anlatıyor bu fotoğraf. Öyle mi? Evet. Gelin ve yani, kayınvalide arasında. Bir şey yok. Ama vardı. Bunu herkes evet. biliyor. Bunu zaten baştan beridir de biliniyor. Zaten biliyorsun beraber Kenan'la Beren Amerika'da evlendiler. Oraya da çağırmadılar. Orada da yoktu kayınvalide. Yani. O yüzden de hani baştan itibaren muhakkak bir şeyler vardı. Ama ben şu fotoğrafa çok sevindim. Neden söyleyeyim size? Şöyle söyleyeyim. Gerçekten ben de bir kocam var. Ben de bir gelinim. Hani kabul görsem de görmesem de. Ve gerçekten ben de şu fotoğraf gibi fotoğrafım çok olmasını isterdim gerçekten. Çünkü bu o kadar güzel bir huzur ki. Yani şimdi kocamı seviyorum. Kocam mutlu olsun evet. istiyorum. Ama kocamın beni ezdirmemesini de istiyorum. Şimdi Beren'i ezdirdi Kenan.